Herkese merhabalar. Bu videomuzda role ve nem seviye sensörü kullanarak bir toprak sulama devresi yapacağız. Burada biz 220 voltluk bir devre tasarlayacağız. 220 volt için bir lamba kullanacağım. Mantık olarak aynı. Bu lambanın yerine bir su motoru da bağlı olduğunu düşünebiliriz. Toprak içerisine sensörü batırarak lambanın belli bir nem seviyesinde çalışmasını, belli bir nem seviyesinde sönmesini sağlayacağız. Yine aynı mantıkla da su motorunun toprak kuruyken çalışmasını ve toprak nemliyken çalışmamasını sağlamış olacağız. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz 1 adet Arduino'muz, 1 adet breadboard'umuz, 1 adet 5 voltluk rolemiz, 1 adet nem seviye sensörümüz, 2 parçadan oluşmakta. 1 adet de LCD ekranımız. Biz buradaki nem seviye sensöründen aldığımız değerleri LCD ekranda yansıtacağız. Aynı zamanda toprağın durumunu da LCD ekranda göstermek istiyorum. 220 volt içinde 1 adet lambamız ve elektrik fişimiz de burada mevcut. Aynı zamanda yeteri miktarda da jumper kablolarım burada hazır olarak bekliyor. Yetmediği takdirde ilave olarak da jumper kablolarımı ilave edeceğim. Şimdi devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasına göre devremizi tasarlamaya başlayalım. Rolemizin bağlantısından başlayalım isterseniz. Bakın rolemizi şu şekilde elime alıyorum. 5 voltluk aktif düşük bir role. Yani ters çalışan bir role, aktif düşük bir role ya da aktif yüksek bir role nedir derseniz bunlarla ilgili biz ilgili bir video yaptık. Rolenin tanıtımını anlattık, çeşitlerinden bahsettik, özelliklerinden bahsettik. O videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Yine de kısaca değinecek olursak LAV sinyali gönderdiğimiz zaman role kontağımız aktif olan, HIKE sinyali gönderdiğimizde role kontağı aktif olmayan bir role çeşidi bu. Genellikle de piyasada bu tarz roleler var. O yüzden biz de bu rolelerden kullanacağız. Rolenin bakın burada kontak uçları var. Şuradaki ortak uç. Buradaki uç bakın arka taraftan gözüküyor. Normalde açık uç. Burası da normalde kapalı. Biz normalde açık uçu kullanacağız ortak uçla. Şimdi devre şemasına baktığım zaman elektrik kablosundan gelen ucum. Bakın bir tane ucum boşta. Elektrik kablosunun bir ucunu ben rolenin ortadaki bacağına bağlayacağım, kontak bacağına. Şuraya bağlıyorum. Ve şuradaki vidayı sıkarak kablomu buraya monte ediyorum. Şimdi devre şemasını takip ediyorum. Elektrik kablosundan buraya geldi. Buradan çıkan kablo nereye gidecekmiş? Lambaya gidecekmiş. Lambaya gidecek olan kablom da burada. Ben buradan bir kablo aldım. Lambanın alt tarafı bu şekilde bakın. Duy kısmı gözüküyor. Lambadan çıkan diğer kabloysa nereye gidiyormuş? Yine elektrik fişine gidiyormuş diğer kabloya. Bakın onu da buraya bağladım. Ben öncesinden bu işlemi yaptım. Siz de yine kabloyu aldığınızda buraya bağlantısını yaparsınız. Ben o zaman şu kabloyu da eğer buraya bağlarsam benim 220 voltluk devremi bu şekilde hazırlamış olurum. Şöyle de bastıralım ki vidalama yaparken yerinden çıkmasın. Evet, şu şekilde bakın rolenin bağlantılarını yaptım. Şimdi rolenin şurada 3 tane pinleri var. Buraya ben bir kablo bağlayacağım. Şuradan kablomu alıyorum. Buradaki pinlere bağlıyorum. Şimdi buradaki pinler neymiş bakalım. VCC, GND ve sinyal pini. Gri pinimiz VCC'ymiş. Bunu hemen artıya bağlayalım. Artı şeridini kullanıyorum breadboard üzerinde. Hemen onun yanındaki eksiymiş. Bunun içinde eksiği kullanıyorum. Bir diğer pinim ise sinyal pini. In pini. Bu da devre şemasına baktığım zaman Arduino'da 7 numaralı pine gitmiş. Bunu da 7 numaralı pine bağlayalım. Ve devremin role ile ilgili bağlantısını tamamlamış oluyorum. Şimdi gelelim toprak sensörümüze, nem sensörümüze. Bunun da şu şekilde bağlantıları var. Burası iki uçlu olan taraf toprağa girecek olan bağlantı sensörüne bağlanıyor. Diğer taraf ise 4 uçlu. Bazen 3 uçlu da satılabilir. Bu 4 uçlu bir sensör. Niye 4 uçlu? Artısı, eksisi, analog giriş ve dijital giriş olan kısmı var. Dijital girişte 0 ve 1 sinyal alırsınız. Yani ya nem vardır ya yoktur. O şekilde devre çalışır. Ama analog girişte belli bir seviyeye kadar nem seviyesini ölçersiniz. O seviye üzerinde bir değer belirlersiniz. O yüzden biz analog buradan çıkışı kullanacağız. A0 burası bakın. Hemen şöyle okuduğum zaman üzerindeki değerleri VCC bu tarafmış. Sol taraf, yani artısı ne renkmiş bakalım. Kahverengi mora yakın renkmiş. Hemen bunu burada artı kısma bağlıyorum. Mavi eksiymiş.
Maviyi eksi şeride bağlıyorum. Ve yeşil de A0'mış. Arduino'da bu da A0'a gidecek. Ve bu şekilde de toprak nem sensörünün bağlantısını yapmış oluyorum. Bunu da bu tarafa doğru şöyle yerleştirelim. Şimdi LCD ekranımız kaldı. Ben I2C LCD ekran kullanacağım. Üzerinde bir modülümüz var. Hemen çıkışlarımızı bir kontrol edelim isterseniz. SCL sarı renk, yeşil SDA, BCC mavi ve GND de kahverengi. Kahverengi GND ise şu şekilde bir bağlantısını da bunu yapalım board'un üzerinde. Buradan da bağlantımı yapıyorum. Artı ve eksileri. SCL'm benim kartımın bu tarafında. SDA da hemen onun yanında. SDA'yı da buraya bağlıyorum. Ve bu şekilde LCD ekranımın da bağlantısını yapmış oldum. Şimdi devremizin tasarımını yaptık. Board üzerinden artı ve eksileri de gönderelim Arduino'muza. Artık bu taraf biraz daraldı. Şuralardan alalım isterseniz. Buradan artıyı alıyorum. Arduino'da artı 5 volta bunu takıyorum. Buradan eksiyi alıyorum. Bunu da Arduino'da GND'ye yerleştiriyorum. Şimdi M bloklu kodlarımızı tasarlayalım. Arduino kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Role ve toprak nem seviye sensörü kullanarak otomatik sulama devresine ait kodlamamızı M blok içerisinde birlikte tasarlayalım. M blok programını açıyoruz. Olaylar içerisinden Arduino başladığında bloğunu sahneme sürüklüyorum. Hemen arkasından kontrol içerisinden sürekli tekrarla bloğunu da bunun altına yerleştiriyorum. Şimdi burada bir değişken tanımlayacağım. Değişkenlere geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum. Buraya bir isim veriyorum. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben seviye ismini vereceğim. Seviye isimli bir değişken tanımladım. Benim nem sensörüm analog A0'a bağlı. A0'dan aldığım verileri bu seviye değişkenine atacağım. Şuradaki bloğumu bunun altına yerleştiriyorum. Pin kısmına geliyorum. Analog oku pin bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Burası A0. Benim nem sensörüm de A0'a bağlı olduğu için burada hiçbir işlem yapmıyorum. Şimdi bilgileri seviye değişkenimin içerisine aldım. Burada verileri alırken isterseniz kısa da bir süre verebilirsiniz. Kontrol içerisinden verileri 0.5 saniye yani 500 milisaniye aralıklarla çeksin, çok hızlı çekmesin de diyebilirsiniz. Şimdi buraya eğer bloklarından ekleyeceğim. Eğer ise bloğunu bunun altına alıyorum. İşlemler içerisinden büyüktür bloğunu bunun içerisine alıyorum. Değişkenler içerisinden seviye değişkenimi buraya alıyorum. Ve şunu diyeceğim. Benim şimdi nem sensöründen aldığım değer 0 ile 1024 arasında bir değer. 1024 tamamen kuru olduğu zaman aldığım değer, 0'a yakın olan değerse tamamen nem sensörünün suyla temas ettiği bir değer. O yüzden burada bir değer belirlemem gerekecek. Ben burayı 800 gibi bir değer belirleyeceğim. Birazcık daha yukarılarda bir değer belirliyorum. Siz istediğiniz bir değeri buraya belirleyip devrenizi test ettikten sonra değiştirebilirsiniz. Nem seviye sensöründen aldığım değer eğer 800'den büyükse ne yapsın? Toprağım kuru ise motorumu çalıştırsın. Devre şemasına baktığım zaman motorumun çalışması için gerekli olan role pinim 7 numaralı pinde. O yüzden ben buraya geliyorum. Dijital pin ayarla bloğunu bunun içerisine alıyorum. 7 numara olarak bunu alıyorum buraya. Burada dikkat edeceğiniz nokta şu yalnız. Biz aktif düşük bir role kullandık. Aktif yüksek bir role kullansaydık burası yüksek olacaktı. Normal kodlamalar da bu şekilde zaten ama piyasada çoğunlukla aktif düşük bir role satılmakta. Yani nedir aktif düşük bir role? Role'ye low komutu gittiğinde yani düşük komutu gittiğinde aktif olmakta role. Yüksek komutu gittiğinde ise pasif olmakta. Yani ters çalışmakta. Bundan dolayı da biz rolemize düşük sinyali göndereceğiz. Rolemiz aktif olacak, çalışacak. Eğer rolemizin çalışmasını istemiyorsak da roleye yüksek sinyali göndereceğiz. Bundan dolayı da ben burada düşük sinyalini buraya gönderdim. Şimdi şu an için rolem benim çalışıyor. Tekrar buradaki isterseniz bloğu alayım bu tarafa. Hemen altına şuraya yapıştıralım. Şuradaki büyüktür yerine artık ben küçüktürü kullanacağım. Şu şekilde. Yine seviye değerinden aldığım değer olacak. Burası artık 800'ün altında olacak. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Değerler aynı anda çakışmasın derseniz burayı
801 olarak da değiştirebilirsiniz. Bunun altında da ne yapmış olacak burayı? Yüksek konuma getirmiş olacak. Normalde şu an için devrem çalışıyor. Ama ben buradaki verileri LCD ekrandan da görmek istiyorum. O zaman peki ne yapacağım? Bunun için bir uzantı yükleyeceğim. Uzantılara geliyorum. Buraya LCD ekran yazıyorum. Bakın LCD ekranlarla ilgili uzantılar geldi. Burada benim kendi hazırlamış olduğum I2C ekranlar için Türkçe yazı yazabilmenizi sağlayan bir kütüphane var. Bir uzantı var daha doğrusu. Bu uzantıyı mBlock içerisine kurmamız gerekecek. Ekle diyorum. Bakın uzantı buraya geldi. Şimdi bu uzantıyı kullanarak LCD ekranda Türkçe karakterler yazdırabileceğiz. Öncelikli olarak LCD ekranımı Arduino Uno başladığında başlatacağım. Bakın buradaki bloğu buraya alıyorum. Buradan kullandığınız LCD ekran ara birimini seçiyorsunuz. Genellikle 0x27 ya da 0x3F olmakta. Buradan sizin kullandığınız LCD ekran ara birim neyse onu buradan seçersiniz. Daha sonra geliyorum LCD ekranda herhangi bir yazı varsa bunu temizlesin diye eğerin içerisine bu bloklarımı yerleştiriyorum. Daha sonra hangi satıra yazacağımı belirleyeceğim. Satır konumlarını buraya alıyorum. Sıfır satır, sıfır sütun dediğimiz birinci satır, birinci sütun demek. Şimdi birinci satırımdan itibaren ne yazacak benim? Şuraya geliyorum. Toprak kuru yazsın birinci satıra. 16 karakterli bir LCD ekranım var. Kaç karakter yazmışım ben buraya? 11 karakterli bir yazı yazdım ben buraya. Yan tarafta boşluğum kaldı. Ben bu boşlukta aynı zamanda seviye sensöründen aldığım değeri de görmek istiyorum. Bu değeri de bunun yanına yazdırmak istiyorum. Tekrar şuradan komutumu alıyorum. 0 diyorum ki 12. sütuna denk gelecek şekilde bir sonraki yazım bana yazdır. Ne yazdırsın? Şuradaki yazıyı tekrar buraya alıyorum ve buraya neyi yazdırmasını isteyeceğim? Seviye sensöründen gelen değeri yazdırmasını isteyeceğim. Şimdi bunu toprak kurunun yanına yazacak. Burası tamam. Şimdi tekrar LCD ekranıma geldim. Satır sütunumu seçtim. Bu sefer bir alt satıra ineceğim. Bir alt satıra da ne yazdıracağım? Lütfen bakın Türkçe karakter yazıyorum artık. Sulayınız diye bir ibareyi buraya yazdım. 800'den büyükse bunları yazacak. İsterseniz şurayı kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım bunu. Şuradan kaldırıp bunu yüksek yapalım. Eski haline getirelim. Evet, şimdi şuraları değiştireceğiz burada. Düşükse ne yapacak? Toprak bu sefer kuru demesin de nem desin. Birinci satıra bunu yazsın. İkinci satırımızda da ne desin? Seviyesi yüksek desin. Yine bakın buralar aynı. Evet, burası tamam. LCD ekranda verileri görmüş olacağız. Buradaki ibareye göre. Ben aynı zamanda pandanın üzerinde de göreyim. Şuradaki seviye sensörünün verisi var burada. Burada da görmek istiyorum veriyi. Bunun için de tekrar bir uzantı yükleyeceğiz. Uzantılara geliyorum. Şuradaki LCD ekranımı sileyim. Ana sayfaya geleceğim. Ana sayfada bakın yükleme modu yayını var. Bunu ekliyorum. Buraya bir yükleme modu yayını geldi. Buradan bloğu alıyorum. Sürekli tekrarlanın hemen altına yerleştiriyorum. Buradan kuklalar tarafına mesaj göndereceğim. Seviye değişkeninden aldığım mesaj, daha doğrusu değeri göndereceğim. Değişkenlere geliyorum. Şuradaki seviye değişkenimi bunun içerisine ekleyeceğim. Yalnız buradaki değer küsuratlı bir değer geliyor. Tam sayı bir değer gelmiyor. O yüzden işlemler içerisine gelip buradaki yuvarla bloğunu alıyorum. Öncelikle bu yuvarla bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra seviye değişkenini bunun içerisine yerleştirerek aldığım değerin tam sayılı bir değer olmasını istiyorum. Aygıtlar sahnesinde yapacağım işlem bu. Şimdi geliyorum kuklalar sahnesine. Kuklalar içerisinde de yine uzantılara tıklıyorum. Burada da yine bakın yükleme modu yayını eklentisi var. Bunu da mBlock içerisine ekliyorum. Buradaki bloklardan bu bloğu sahneye alıyorum. Hemen altına şuradaki bloğu sahneye alıyorum. Ve değişkenlerin içerisine gelip şuradaki bloğumu bunun altına yapıştırıyorum. Biraz önceki eklemiş olduğum bloğu da bunun içerisine eklediğim zaman aygıtlar sahnesinden gelen veriyi kuklalar sahnesine aktarmış oluyorum. Kuklalar sahnesinde de neyi göreceğim? Seviye değişkeninden aldığım değeri, bunu da yani nerede görmüş olacağım? Pandanın üzerinde görmüş olacağım. Şu an kuklalar içerisindeyim. Tekrar aygıtlara geliyorum. Şu an artık bloklama işlemim tamam. Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum.
butonuna tıklıyorum. Karşıma çıkan pencerede tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretleyip komportumu gördükten sonra bağlan butonuna tıklıyorum. Ve bakın yukarıda aygıt bağlandı. Upload kod ile kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Evet, kodların yüklemesi tamamlandı. Bakın panda üzerindeki seviye değişkeninin üzerinde veriler gözükmekte. Sahneyi şu şekilde biraz büyütelim. Toprak nem sensöründen aldığım değerleri burada da aynı zamanda görebilmekteyim. Şimdi hep birlikte devremizi canlı olarak bir test edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Devremiz şu anda çalışıyor. Rolemiz şu anda çekmiş vaziyette kontağını. Neden çekti? Çünkü sensörün değeri, bakın boştayken değeri 1017 gibi LCD ekrandan okuyabiliyoruz. Toprak kuru, lütfen sulayınız dedi. 1024'e kadar olan bir değeri burada okuyoruz. Toprak kuru olduğu için de şu an motor çalışıyor. Yani lambamız çalışacak. Aslında ben 220 voltluk devreyi çalıştırmadım henüz. Şu an sadece rolenin üzerindeki yeşil diyottan anlıyorum rolemin çalıştığını. Şimdi bu işlemi isterseniz 220 voltla deneyelim. Bunu denemeden önce de probumuzu toprağa şu şekilde batıralım. Şöyle bakın, toprağın içerisine yerleştirdim probumu. Şuradan fişimizi alalım. Şu şekilde bakın, lambam çalıştı. Yani lamba yerine su motorumuz çalıştı. Şu an toprak kuru, sulama yapıyor. Biz de sulayalım. Toprağı nemlendirdikten sonra, belli bir seviyeden sonra artık su motorunun çalışmasını durdurması lazım. Lambanın sönmesi lazım. Buradan da değeri okuyacağım. 1018'miş bakın buradaki değer. Bakalım 800'ün altına indiği zaman enerjiyi kesmesi lazım. Ben buradan da bunun üzerine suyu ekliyorum. Evet, bakın suyu ekledim. Şu an toprak artık nemli olduğu için motorumuz çalışmıyor. Lambamız yanmıyor. Ne zaman çalışmaya başlayacak? Toprak yavaş yavaş kurumaya başlayacak. Nem sensörü seviyesi artık 800'ün üzerine çıktığında tekrar motorumuz devreye girerek toprağımızı sulamaya başlayacak. Devremizin çalışması bu şekilde. Buradaki lamba devresi dediğim gibi bir fikir vermek açısından kurulmuş bir devre. Burada bir su motoru çalıştıramazdık. Ama mantık olarak burada 220'de şu lamba yerine devreye 220 ile çalışan herhangi bir cihazı bağlayabilirsiniz. Bu projeyi bir akıllı sera projesi içerisine katarak farklı bir projeler ortaya koyabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.